İç çamaşırlarını internette satar diyor. 100.000 dolar mı veriyorlar? Finansal kölelerini hep aşağı. Ya ne manyak insanlar var ya. Ya sen manyak mısın? Selam bebeğim. İnşallah videoyu şomazdan çekerken az önce ekran kaydı falan durdukken kendime bir şey oldu. Hoş geldiniz bebeğim. Bugün en sevdiğim oyunlardan birisi olan Judgment Day'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Judgment Day'den daha çok gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı sakınmayın ve hala abone olmadıysanız beleş bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olan herkes inşallah artık okullar başladığı için her dersten 200 puan alır inşallah. Bayılıyorum bu oyuna. Bakalım bugün kimleri yargılıyoruz? Yargılamak için dokunun. Gel bakalım. Neymiş bu? Donut yalamayı severmiş. Donut yalanmaz, yenir. Bu arada ben de çok seviyorum arkadaşlar. Ve kahveyle çok güzel gider. Latte ve mocha ile çok güzel gider. Yani bu kötü bir şey değil ki bu. 2 puan iyi. Gelirlerinin çoğunu AIDS araştırmalarına bağışla. Bu güzel, buna 10 puan verir. İnsan elini düşünüyor. %100 vegandır. Ya iyi. Yani güzel. Kendine müzisyen oğlum bu. Kendine müzisyen. Yani bize faydası yok ama güzel. Çok da cennetlik değil de güzel. Sen git, sen iyi bir çocuksun. İyi birisin sen. Ama inşallah vegan diye etrafındaki et yiyenleri dövmüyorsundur. Öyle manyak veganlar da var çünkü. Bu ne lan? Ben Doug Armstrong. Bir firmanın kurucusu ve CEO'suyum. Nereden? Yalan makinesi 4 puan. Yalan mıymış lan bu? Oğlum oyunda böyle level'lar var. Yalan bence yani. Yalan makinesi yalan diyorsa yalandır. Yalan abi. Tamam, işsizim. Bir kadının çantasını çalan genç bir adam gördüm. Gerçekmiş. Öyle evet, gerçek bence. Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. He kara. Geri git lan, sende o tip var mı lan? Anca karşıdan bakıp videosuncuyum TikTok atmışsındır sen lan. Yalan söylüyorsun bence. Doğru. Yani yalan söyledi, doğru. Hırsızla cesurca dövüştüm, yalan. Sen ne kadar kolpa bir insansın. Evet, korktum kadının hırsıza. Polis gelince kadar hırsız tuttum. Ya bu gerçek olabilir. Çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Dızladı mı lan? İçindeki bilenciklerimi çaldım. Tamam, güvenlik hizmeti olarak 20 TL aldım. Ne? Sen ne kadar bomboş bir adamsın ya. Sen nesin lan? Artık. Bunlar ne? Bunlara basınca ne oluyor? Buna basayım mesela ne olacak? Reklam izleme case. Buna böyle ağzımı sokunca niye böyle bir ses çıkıyor? Evet, reklamı izledik 28 saat boyunca. Buz. Ne? Adama ne yaptım lan? Ne sağ ne sol Arap. Ne canım? Bok yolunu gitti adama ben arşivden geçiyorum. İç çamaşırlarını internette satar diyor. Karşımızda bir internet girl var. Sen manyak mısın? O 100.000 dolar mı veriyorlar? 100.000 dolar verin, ben de dolumu bir satayım kardeşim. 100.000 dolar herkes satar. Ya bu boş bir iş yani. Araf diyorum ben buna arkadaşlar. Yani kimseye zararı yoktur diye düşünüyorum şimdi. Yani öyle gözüküyor şu an. 3 puan. Finansal kölelerini hep aşağı. Ya ne manyak insanlar var ya. 5 günahkar. İçeri gitmek için kuryeyi çıplak karşıladı. Ya sen manyak mısın? Kuryenin belki sevgilisi var. Belki imanla cumadan çıktı adam. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? 10 puan. Özür diliyorum ama kendi fantezi dünyanda yaşasan lafım yoktu ama insanları alet etme işine. Yalal git cehennemde. Sıcak bir yer, sen seversin. Odun kömür yeni ısındı, sıcacık bir yer. Bu kim? Şey oyuncusuna benziyor. Pandomim miydi lan onun ismi? Pandomimciye benziyor. Her zaman spoiler verir. Öl. Özür dilerim. Her gün diyete başlar. Ya bu ya kendi yaptığım bir ihanet ama hadi 1 puan vereyim, iyi düşünüyor. Bar tuvaletlerinin arkadaşların numarası. Ne kadar ahlaksız bir gacısın sen. Git pandomim yap. Bak yakayım ha, bak yakayım ha. Aminim. Bak cenneti görüyor burada. Diyor içeride diyor bahçeler var diyor. Baldan şelale var diyor. Cennete gidince spoiler vermemen gerekiyordu. Affetmem. Seviye geçeni yeni bir melek açılmış. Teşekkürler. Birini yak, birini kurtar. Amy Winehouse. Ya. Ne yapsam şimdi bilemedim. İkisini de çok seviyorum. Amy Winehouse'u cennete gönderdim. Olur. Bileyi salla. O yeni yetmiyor. Amy Winehouse arkadaşlar. Hemen bir şarkısını açalım. Telif atmaz. Amy Winehouse benim aşkım bebeğim. Geçen videoda bu arada ona Frida Kahlo demiştim. Rüyalarıma girdi. Şu kadın hiç atılır mı cehenneme? Sese bak. Bu kadın cehenneme gidemez. Bilal işe bir şey olmaz arkadaşlar. Bu kim? Mahmut dayı. Birini yak, birini kurtar. Mahmut dayı sakalların yosu tutmuş lan. He oğlum bizim ne? Mahmut dayı atayım mı seni? Yakın mı seni? Ya doktor belki can kurtarmıştır da. Ya garip bir seçim. Gözüm kapalı atıyorum, hoppa. Ne oldu? Yorumlara yazın. Kim nereye gitti göremedim. Ya bu sen cehenneme. Gene mi geldin sen ya? Gene mi geldin? Git sapık pislik. Bu güzel kız, tatlı kız. Bak baskesine takıyor. Cente gitsin. Olay çok komik. Şimdi kimi yargılıyor? Aha, biri geliyor. Naruto. Gerek yok. Senin için reklam izlemeyeceğim Naruto. Çok da bir şey yok ya. Aha, gözlükte daha havalı olduğunu düşündüğü için miyop gibi davranır diyor. Ne günahkar ne sevapkar. Boş bir adamsın sen. Git TikTok çek. 1 puan veriyorum. Safa benziyor. Büyük boy hamburgerle diyet kola sipariş eder. Lan canım çekti. Hamburger göstermeyin bana. Canım çekiyor ya. Hayır, çok sağlıksız besinler bunlar. Önermiyorum ama canım çekti şu an. Niye böyle bir level koydunuz? Bu videodan sonra yemeksepeti.com. Bir kere de sponsor oldu lan. Yemek sepetinde arkadaşlar 135.000 puanım var. Bütün servetimi yemek sepetine yatırıyorum çünkü açım. Yemek yemem lazım. Büyük boy hamburger diyet sipariş eder. Bence tatlı yani. Kötü değil. Bilerken kendi kaybeden insanların... Bunu ben yani bazen yapıyor olabilir miyim? Çok. Eğlenceli, güzel. Bu cennet mi ya? Bu tatlı bir şey ya bu. Yani, küpeye bak. Çift küpe takmış marja mı? Sen marja mı yiyeceksin? Hadi bize cennet. Hadi bize. Cennet. Ben Jack Ryan lise öğretmeniyim. Ya ola da birisi olmayana birisi. Bunun konuyla alakası var. Bu arada şunları bir basalım mı? Ha bunlar cennete gidenler. Oha ne kadar az kişi cennete atmışım lan. Hem yok birkaç kişi var. Niye sadece bu ikisi cennete? Ne yapıyorsunuz burada? Vay şarkı söylüyor. Huri olması gerekmiyor mu erkeğin orada? Niye kız var la? Ben cennete gideceğim. Huri istiyorum. Bunlar önce cennete attığım insanları görüyorum. Bunlar da cehennemdekiler. Koleksiyon yapıyorsun. Neyse sen yalan söylüyor gibi duruyorsun. Makine öldürüyor, makine yalan söylemiş. Doğru. Tamam, bilim adamıyım. Gönüller üzerine deney yapıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Kötü yerlere gidiyor bu. Gönüllerden biri intihar etti. Lan adamı öldürdün mü lan? Ne yedirdin adamı? Ne kolayla sodayı mı karıştırdın? Ne yedirdin adamı? Yalan söylüyorsun. Tamam, deney sırasında öldü. Ama bu benim hatam. Tamamen senin hatandı. Ne? Aslında bu tür deneyler bazı tarz olaylar yaşanır. Ailesine büyük bir tazminat ödendi. Doğru, tamam. Her şeyi harika hesaplamıştım. Ölmemesi gerekiyordu. Yalan. Evet, benim hatamdı. Hesapları yanlış yaptım. Ya ben sana gıcık oldum. Sen cayır cayır yakasın var. Niye insanların üzerinde değerini yapıyorsun lan? Ne yedirdin, doğru söyle. Ne yedirdin? La kolay lan, fantayı karıştırıp içerdin. Böyle bir şey yapılır mı? Cehenneme git. Dublaj yeteneğine kaç puan yorumlara yazın. Aha, birini yak birini kurtar. Michel cacıksını göndereceğim arkadaşlar. Lan! Yanlış oldu ya. Birini yak birini kurtar. Bu sağdaki birine benziyor. Kime benziyor be? Soldaki de birine benziyor. Sağdakinin tarzını beğenmedim. Cehenneme git. Şirin baba, şirin baba, şirin ne için? Thanos, cennete git bence. Thanos bence gerçekten iyi birisiydi arkadaşlar. Thanos delikanlıdır. Yorumlardan onu tartışalım. Seviye açıldı. Yeni melek açıldı. Bu ne cin? Tövbe estağfurullah. Bu ne var? 3. gözü açılmış. Neden buradayım? Ben sadece bir lise öğretmeniyim. Hayır, sen lise öğretmeni değilsin. Sen Prison Break'teki adamsın ismin. Neydi lan bu adamın? Prison Break'te miydi bu? Nerede bir şeyde oynuyordu ya bu? Neydi oynuyordu lan bu? Arkadaşlar diziyi hiç izlemem. Dizi izlemiyorum ya. Neydi oynuyordu bu herif ya? Breaking Bad. Prison Break değil. Breaking Bad'deki Walter. Ha bu Walter. Bu Walter arkadaşlar, ben bunu tanıyorum. Sen lise öğretmeni değil. Senin diğer işini de biliyoruz. Üretim ve satış işi hakkında ne diyorsun Aş? Üretim ve satış işi hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Heyecanlandım bakıyorum. Neden bahsediyorsun? Bazı oto yıkamada çalışıyorum, hepsi bu. Hayır sen Walter'sın. Arkadaşlar bu uyuşturucu falan üretip sattı. Zengin falan oldu. Ama lise öğretmeniydi gerçekten. Rakiplerini öldürdün. İş ortağına her şeyi itiraf etti. Rakiplerini öldürdün. Ha. Saçmalık. Daha fazla konuşmayacağım. Gömdüğüm paraları bulduk. Bak kalp atacak kanka. Kalkızını ölecek adam. Yani bu daha cennete canım gitmiyor. Ölmedi o daha bu. Kahretsin. Daha derine gömmeliydim. O para ailemden miras kaldı. İtiraf et. Suçüstü yakalandın. Parmak izlerinin, paketlerin ve silahların üzerinde bulundu. Ha, ölecek. Güzel. Yaptım çünkü hasta çocuğumun hastane masraflarını ödemem gerekiyordu. Bu güzel olmuş. Bunu nereye göndersek biz? Emmiye mi göndersek, gömmeye mi göndersek? Amirim, ben Cemil'im. Cennete gidebilir bu ya. Tatlış bir herif. Ya diziyi çok izledim ama yani kötü birine benzemiyor. Which one? Az önceki adam öldü kalp krizinden, sonra cennete gönderdik. Lan adamı ben öldürdüm lan. Ve kim geliyor? Bu kim lan? Kanye West mı bu? Kanye West'la oynayacağım, merak ettim. Kanye West. Kanye West değil mi bu? Seçilmiş kişi olduğundan inanır diyor. Hadi ben gerizekalı. Ya da çok fazla zararlı madde kullanıyor. Kardeşim delirtti mi lan sen ha? Delikanlı anlatma lan. Ya bu kötü denemez bunu ama. 3 kötü manyak mıdır nedir? Mehdi sanıyor. Refah bir ülke istediği için başkanlığa aday oldu. Yani tatlı. Tatlı güzel. %1 mi ne oy aldı galiba. Dur lan kaç oy aldı bakayım. Bu Amerika'da Joe Biden'ın şeyi oldu bu. %0.3'lük oy oranı almış. Benim abonem senden fazla lan Kamil. Bir keresinde anneannesinin kirayı ödemesine yardım etmek için pazarlamacı olarak çalıştı. Ya bu heriften zarar gelmez ya. Yani cennete atıp ne yapacağım bu? Cennete alacağım, şarkı söyleyeceğim orada. Yanla. Yakayım mı? Yakayım mı ucunu? Ucundan vereyim mi adamı? Yok cennetten. Kıyamadım. Şimdi bu kimler? Bu da çok tanıdıklar. Müzik türüne dans etme huyu vardır. Severim, ben de severim dansı. Bu melek ya, bu tatlış bir şey ya. Her gün boş zamanda pratik yapar. Hangi konuda pratik yapıyor? Bu birine tanıdık geliyor. Bu kim lan bu? 5 puan. İlgileri üzerinde toplar. Miley Cyrus'a benziyor bu ama Miley Cyrus. Alan la bu. Alan. Hey Alan. Alan. Are you here? Bu Alan Gagel. Cennet bu kötü bu yok bunu ya. Aa oyun çöktü az önce lan. Bruce moment. Sen az önce yakalamadın mı lan? Selamünaleyküm. Ne var bu sizin ablacığım? Köpeğinin pisliğini almaz. Öl. Bisiklet yorulur. Her gün parfümleriyle gidip tester kullanır. Sen o toksik bir insansın ya. Sen eğitilmez bir... Arkadaşlar bu bakın toplumun toplumun ve sizlerin fikirlerini de uyum şu an dinlerken ve hepiniz bu kadına gıcık olun. Şimdi bunu cehenneme atarsam bu videoya 20.000 dislike gelir. Cennete atarsam 20.000 dislike gelir. Ama cehenneme atarsam 20.000 like gelir. Ben şu an pamuk eller like'a. Lütfen. Like. Pamuk eller like'a. Like edin. Bu çocuğu mutlu edin. Like. Sadece bir like. Selam. Biz bundan önce cennete göndermedik mi lan? Tanımadığı kişilerin doğum günü partisinde sızar ve beleş pasta yer. Çok tatlısın lan. Çok tatlı bir kız benziyor. Otellerde havlu yürütür. Çok tatlısın. Komşunun tozlu arabasını beni yıkar eder. Bu mahallenin küçük veleti. Misafir çocuğu. Tatlı bir kız. Cennete gitsen yavrucuğum. Bu ne lan? Seviye geçildi. Yeni melek açıldı. Ha bu melekleri istersek alabiliyoruz. İstemiyorum. Ben Angela'yı seviyorum. Şu tipe bakar mısın? Oha en kötü olanı seç. Üvey annesinin ayakkabısına sıcak demir koyup öldürür. Ne? Alttakini okuyamadım. Üvey annesinin ayakkabısına sıcak demir koyarak öldürür. Altta ne yazıyordu? Yorumlara yazsanız da videoda izleyeceğim. Asker ve sivilleri yakaladı, kaza vurdurup öldürdü. Vlad! Seni çağlar boyu savaşta nasıl tokatlamıştım ama. Ha? Arkadaşlar izlemeler varsa kanalda Vlad'ın, Kazıklı Voyvoda'nın, Vlad Dracula'nın ağzına vurduğum video var. Çağlar boyu savaş 2021 Vlad yazarsanız bulursunuz. Öl. En kötü tabi bu lan. Şerefsiz Vlad. Oğlum bunu var ya biber gazıyla yakın. Ve son olarak 30. bölümü oynayıp bitirelim arkadaşlar. Ben bunu oynadım. Attım cehenneme. Tahta yüzükle evlilik teklif eder. Öl. Drone ile komşuna gözler. Terbiyesiz. Arkadaşlar ben evde mesela yazın çıplak geziyorum. Ya beni görsen. Ne yapacaksın? Abi 31. level'mış. Annesinin verdiği şekli sulamaz. Sen cehenneme hak ediyorsun. Yan. Ve bu son level'ımız arkadaşlar. Benim için teşekkürler. Eğlenceli bir oyundu. Judgment Day oyununa bayılıyorum. Devamına gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hala abone olmasanız beleş bir şekilde abone olursunuz. Hoşçakalın, sadece kalın. Kendinize çok ama çeki bakın. Bay bay.